Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. 4 Haziran 20 Temmuz tarihleri arasında Mars Yengeç burcunda seyrini sürdürecek. Mali konularda daha dikkatli olmanız taraftarıyım. Neden mi? Çünkü biraz boyunuza aşabilecek borçlar altına girmeniz bu dönemde olası. Girmemeniz gerekiyor. Bu dönemde kendi fikir ve inançlarınızı ortaya koymak yönünde sizi biraz cesaretlendirilirken eğitim ve tabii uzaklarla ilgili işlerde de ilerlemeniz çok fazlasıyla mümkün. Ancak böyle görüşmelere, yazılı anlaşmalara ve genel olarak tabii ki yakın çevrelerinizdeki değişikliklere de dikkat etmeniz gerekiyor. İçerisinde özellikle miras, alacak, nafaka gibi konular varsa bu süreçle ilgili mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak ilk başta bu gücü kendinizde bulamayabilirsiniz. Biraz daha kendinizi uyandırmak ve ayakta dik tutmanızda fayda var. Ay bir kere karşıt burcunuza ilerliyor ve enerjinizi oldukça yüksek seyrettirecek. O yüzden bu enerjiyi çok rahat değerlendirebilirsiniz. 6 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında tabii Venüs Boğa burcunda ilerleyecek. İlişkilerimiz, parasal güvencemiz, sağlamlık arayışımız bu dönemde bir hayli önem taşıyor. Yaylar çok iyi niyetli, çıkarlarının peşinde koşmayan, derinlemesine düşünen, genel pozitif düşünen kişilerdir. Fakat şimdi önümüze ardımıza bakma zamanı sevgili yaylar. Ne kadar güvende olduğunuzu, huzurlu bir yaşam sürüp sürmediğinizi, işinizden zevk alıp almadığınızı, kazancımızı mercek altına almamız gerekiyor. Bu duyguya saplanmak yerine ilerlemek ve kolektif bir şekilde hareket etmek gerçekten sizin için son derece önemli. 7 Haziran 21 Haziran tarihleri arasında Merkür İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu da ilişkide iletişimle alakalı farklı ve birçok konuyu da çok önemli bir hale getirecek. Zeki düşünen, konuşmasını bilen ancak fikirlerini dayatmada bulunarak değil, dinlemeyi de bilerek karşılıklı sürdüren kişiye ihtiyacınız var. Sevgili yaylar, 9 Haziran Yay Burcu'nda oluşacak olan Dolunay, karşınıza çıkabilecek yeni gelişme ve olanakların işaretçisi. Bu bir evlilik, iş ortaklığı veya yeni bir yere yerleşim tarzına gelişmenin de göstergesi olabilir. Fakat bunların öncelikle gerçekçi bir şekilde ele alınmasına yarar var. Oldu bittiye getirmeyelim lütfen. İş girişimlerinde daha sağlıklı, daha verimli ve daha güvenilir olanı tercih etmenizde yarar var. Maddi konularda da lütfen tutumlu olun ve hesabınızı bilin diyorum ben.